Şu küçük dostumuza nasıl yardım edebiliriz? Benim bir fikrim var. Oraya sıçrayacağız ve Rocky'nin de aynı şeyi yapmasını sağlayacağız. Her şeye doğru sıçramaya başlayalım. İşe yarıyor. Sıçramaya devam et. Hadi Rocky. Sen de aşağı atla. Korkma Rocky. Yapabilirsin. Bravo. Teşekkür ederiz Zilongi. Çantaya girme zamanı. Galiba bize teşekkür ediyor. Rica ederiz Rocky. Kral Gökkuşağı'na yardım ettikten sonra tekrar görüşürüz. Hiç ışık yok gibi True. Endişelenme. Işık dileğim var. Zip, zap, zoo seni seçiyorum. Uyan Boglo. Ve dileği gerçekleştir. Merhaba Boglo. Bizi ışıltınla hayrete düşürmeye hazır mısın? Utanma lütfen. Seni tutacağım Boglo. Bu ses de neydi? Bekle, geri gel. Voglo, sorun yok. Şimdi çıkabilirsin. Dilokopedia, Voglo'nun bazen korkak bir kedi gibi olabildiğini söylemişti. Bu da o zamanlardan biri değil mi? Sanırım öyle. See, sen de duydun mu? Voglo, işte buradasın. Korkmana gerek yok. Biz buradayız. Sana ulaşamıyorum. Zee, Aslan'la deneyebilir misin? Zıpla. Sarılsam seni daha iyi hissettirir mi? Şimdi aydınlandık. Teşekkür ederiz Voglo. Ve teşekkür ederiz Rocky. Sen olmasaydın zavallı Voglo o çatlakta kalmış olacaktı. Bu kocaman yeti nasıl bu kadar hızlı dolaşabiliyor? Bir, iki, üç yeti mi? Kralın mesajında gördüğüm o devasa bitkiler bunlardı Zee. Kral buradaydı. Derin mağara yaprak kapanları mı? Genellikle su kaynakları vardır. Ama bunlar kurumuş. Kral Gökkuşağı, bizi duyuyor musun? Şu upuzun bitkinin ağzında ne var öyle? Kralın asası değil mi o? Bu bitki Kral Gökkuşağı'nı yedi mi yani? Hayır. Kral Gökkuşağı'nı yedi mi? Olamaz, çok korkunç. Ama bir saniye Zee. Biraz duralım ve düşünelim. Kral Gökkuşağı'ndan hala öğrenecek çok şeyimiz var. Ona saygı duyuyorum. Dilekler hakkında bildiğim her şeyi bana o öğretti. Üstelik kral bizim dostumuz. Tatlı, sarı, sıcacık güneş adına. Başardınız arkadaşlar. Onu öyle çok özledim ki şu an sanki yanımdaymış gibi sesini duyuyorum. Zaten yanımda duruyor Zee. Tam burada. Tekrar hoş geldiniz majesteli. Gelebilmenize çok sevindim.
herkesin yardımına ihtiyacım olacak. Bu bitkilerin ciddi anlamda suya ihtiyaçları var. Ve bulana kadar da buradan hiçbir yere gidemeyiz. Ne yazık ki bu minik su damlaları asabla toplayabildiğim tek suydu. Bu koca adam o kadar susamıştı ki asamı elimden öbür de terek aldı. Teşekkür ederim. Bunu bir düşünelim. Eğer su damlaları tavandan düşüyorsa belki üzerinde daha çok su vardır. Ve Squeezie deliği biraz daha büyük yapabilirse o zaman daha fazla su çıkarabilir. O zaman su sağanak yağmur gibi yağar. İşte bu. Yorgun olduğunu biliyorum ama yukarıya ulaşmam lazım. Yapraklarından zıplayabilir miyim? Teşekkür ederim. Yaprakların çok esnekmiş. Şimdi dilek yardımı zamanı. Zip zap su seni seçiyorum. Uyan Scootsy. Ve dileğin gerçekleştir. Merhaba Scootsy. Şu damlayan yeri görüyor musun? Gitmeni istediğim yer orası. Ama galiba oraya ulaşamayacağım. Rocky, sen bana yardım edebilirsin. Daha önce yaptığın gibi bana doğru zıplayabilir misin? Hey, bu benim aklıma bir fikir getirdi. Seninle beraber zıplarsak Scootsy'yi tavana koyacak kadar yükselebiliriz. Hazır mısın? İşte oldu. Scootsy, şu damlayan yeri daha fazla su çıkarması için daha büyük bir hale getirebilir misin? Daha fazlasına ihtiyacımız var. Daha çok itmen gerekiyor Scootsy. Tekrar deneyebilir misin? Yapabilirsin Scootsy. Sana güveniyorum. İşe yarayacak mı dersin? Evet, işe yaradı. Şimdi dön 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 ve suyu ser. İşte böyle. Yayor, harika. Sağ ol Scootsy. Şimdi çantaya geri dön. Yaşasın. Harika, şelale gibi. Başardık. Su ikisi bitkilere su vererek harika bir iş çıkardı. Fakat sen beni burada nasıl buldun? Ilongi ve Woglov yolun çoğunda bizimleydi. Ama biz buralara kadar iyi dostumuz Rocky olmadan gelemezdik. Harika iş çıkardın Rocky. Hadi şimdi pikniğimize geri dönelim. Balıklı yumuşak kraker lezzetliliği. Merhaba Bartleby. Kral gökkuşağı. Sen dönmüşsün. Döndüm evet. Rulo pasta. Rulo pastaya bayılırım. Yetiyi durdurmak istediğini sanıyordum. Yetileri. Ama pikniğimizi yalayıp yutmuşlar. Merhaba. Merhaba. Ne oldu? Biliyor musun, aslında o kadar da kötü değiller. Ben de iyi bir pisicik olup onlarla paylaşayım dedim. Ayrıca aç kalmak ne demektir iyi bilirim. Sakıncası yok değil mi Kral Gökkuşağı? Hiç sakıncası yok Bartleby. Başkalarına nazik olmak karşılığında nezaket getirir. Değil mi Turu? Doğru söylüyorsun Kral Gökkuşağı. Rocky, balıklı yumuşak kraker. Gökkuşağının renkleri gibi ne kadar da harika bir gün. Müthiş.